Evet, son ünitenin son kazanımı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar. Bir önceki konumuz biliyorsunuz Atatürk'ün nutuğuydu, ilelebet cumhuriyet konusuydu. Şimdi artık bu slaytla da ünite bitmiş oluyor, dördüncü ünite. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar içerisinde milli birlik ve beraberlik, milliyetçiliğin biliyorsunuz anahtar sözcüklerinden biriydi. Yine milliyetçilikte yer alan milli tarih bilinci, bağımsızlık ve özgürlük, milli kültürün geliştirilmesi, milli egemenlik, diğer dördünden farklı olarak cumhuriyetçilik ilkesinin hem bütünleyicisi hem anahtar sözcüğü olarak geçiyordu. Milli egemenlik, çağdaşlaşma, inkılapçılığın temelinde var. Ülke bütünlüğü, düşmana karşı mücadele için. Öncelikle milli birlik ve beraberlik biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti sadece komutanlar, sadece askerler tarafından değil, halkın da cephe gerisinde yaptıkları sayesinde kazanılmıştı. Bununla alakalı yapılanları şöyle bir hatırlarsak, öncelikle kurulan cemiyetler önce Erzurum Kongresi'nde doğudaki cemiyetler birleştirilmişti. Sonra da Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Ortak hareket edebilme adına. Kuvayi Milliye işgallere karşı kurulmuş olan bir askeri birlikti. Eli silah tutan herkes vardı ama maalesef disiplinden yoksundu. Eğer ülke olarak hareket edip düşmanla mücadele edeceksek düzgün bir orduya ihtiyaç vardı. Bu yüzden Kuvayi Milliye'den emir altında komutan emriyle hareket edecek bir orduya ihtiyaç vardı. Düzenli orduya geçilmesi, tüm bölgesel olarak kurulan Kuvayi Milliyecilerin düzenli orduda birleştirilmesi de yine milli birlik ve beraberlikle alakalı. Milliyetçiliğin dediğimiz gibi anahtar sözcüğü zaten Kurtuluş Savaşı da bu ilke etrafında kazanıldı. Yapılan yeniliklerde de hep birlikte ortaklık sağlama adına. Mesela soyadı kanununda herkes bir soyadı oluşturdu. Kılık kıyafette herkese standart bir kıyafet ölçütü dış görünüşünde bir birlik sağlamak adına oluşturulmuştu. Mustafa Kemal her zaman söylüyor. Parça parça olan bir milleti dağıtmak çok kolay. Ama bir millet bir aradaysa, birlik içerisinde ise onu dağıtmanız mümkün değil. Bu anlamda tabii bir arada yaşamamız çok önemli. Değerlerimize bağlı olmamız çok önemli. Bunun için tarih ve dilimizi her zaman birinci sırada tutuyor. Hatta daha önce de söylediğimiz gibi kendi mirasından elde edilen gelir üzerinden her zaman düzenli olarak Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu'na pay ayırıyordu. Mustafa Kemal tarihi eskiden beri çok meraklı olan bir kişiydi. Ama bu tarih ilgisi ilk olarak orta öğrenimini gerçekleştirdiği manastırda daha üst plana çıktı. Orada Kolası Mehmet Tevfik Bey ona tarih alanında anlatımları sayesinde, kitaplar sayesinde epey bir doruk noktaya ulaştırdı. O da belki bu düşünceyle 31 yılında Türk Tarih Kurumu'nun araştırması için çalışmalara başlatılmasını istedi. Çünkü o dönem içerisinde Türklerin tarihiyle ilgili farklı spekülasyonlar, yanlış izlenimler vardı. Bu yüzden ne olursa olsun geçmişimizin nereden geldiğini öğrenmek adına Orta Asya'ya kadar uzandığı Mustafa Kemal'in kurduğu tarih kurumu sayesinde ortaya çıkartıldı diyebiliriz. Zaten bunu da sözlerinde her zaman dile getiriyor. Büyük devletler kuran atalarımız büyük kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Çünkü kendi de bir Türk olarak yanlış bir şekilde Türklerin yurt dışında lanse edilmesi, sarı ırk, ikinci sınıf vatandaş denilmesinden çok ciddi rahatsızlık duyuyordu. Bu da tarih bilincine bu yüzden önem verdiğini net bir şekilde gösterir. Gelelim bağımsızlık ve özgürlük. Her seferinde biz buna vurgu yaparken Kurtuluş Savaşı'nın ana amacı buydu. Ülkemizi bağımsız, özgür hale getirmek. Düşmanı ülke sınırlarının dışına çıkartmak. Sırf bu yüzden yapılmıştı. İstiklal Savaşı, İstiklal Marşı, İstiklal Sözcüğü zaten buradan geliyor. Bu sebeple bu mücadelede düşmanla yapılan karşılıklı savaş doğuda, batıda, güneyde aktif olarak gerçekleşti. Bağımsızlıktan yoksun bir millet ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar rahat yaşarsa yaşasın, ne olursa olsun medeni çağdaş uygarlıklar karşısında uşak köle olmaktan
geri duymayacaktır diyordu. Bu yüzden bu sözü etrafında da özgürlüğü, bağımsızlığı tek seçenek olarak tutuyordu. Gelelim kültüre verdiği önem. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in doğmuş olduğu Selanik, kültür çeşitliliğinin, kültür zenginliğinin olduğu bir yerdi. Daha önceki konuşmalarımızda da kültürde bir birlik oluşturamayacağımızı söylüyorduk. Bu anlamda kendi kültürüne aşık olan bir adam, Sofya'da ateşe olarak görev yaptığı sırada bir maskeli balı organize edildiğinde, kıyafet balısı organize edildiğinde yeni çeri kıyafetiyle Avrupalılara bir mesaj vermek istedi. Hem yaşadığı toplum olan Osmanlı'nın ne kadar köklü bir ülke olduğu, imparatorluk olduğunu, hem de geçmişte Avrupa'ya ne şekilde kök söktürdüğünü bu kıyafetle tamamen sözsüz bir mesaj olarak iletmiş oldu. Kültürü bu noktada çok önemsiyordu. Tarih de kültürün içerisinde olduğu için bu kıyafetle katılmıştı. Kültürün ne olursa olsun çağdaş uygarlık seviyemizin üstünde olmalı. Hatırlarsanız evet, Batı'yı örnek alıyoruz. Her şekilde Batı'dan esinlenerek inkılapları yapıyoruz. Ama asla ve asla taklit etmiyoruz. Alıyoruz, kendimize göre uyarladıktan sonra bunu değerlendiriyoruz. Bunu hem medeni kanunda hem de örnek sunmak gerekirse Latin asıllı Türk alfabesinde de gerçekleştirmiştik. Kültürümüzü yaşatmak onun hedefleri arasındaydı. Gelelim egemenlik, diğer bir adıyla demokrasi. Bu zamana kadar tek kişi idaresiyle yönetilen insanlara kendini yönetme hakkı tanıdı. Bu anlamda milli egemenlikten hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı ülkeden attı ama sonrasında bundan sonraki nasıl bir yol haritası izleneceğini halkla birlikte karar verdi. Tek başına değil, meclis içerisindeki her milletvekilinin görüşleri alındı ve ortak karar sonucunda hareket edildi. Ve halk TBMM'de millet egemenliğini seçtiği için cumhuriyet en doğru yönetim şekli olarak karşımıza çıktı. Günümüzde hala kanunlar, kararlar TBMM'deki 550 milletvekili sayesinde alınmakta, ardından da devlet yöneticileri tarafından uygulanmaktadır. Bunun için mecliste hala egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun için neler yaptı? Tek kişi idaresine son vermek için saltanatı kaldırdı. Cumhuriyeti ilan etti. Cumhuriyetin ilanıyla hem devlet başkanlığı sorununu çözmüş oldu, hem rejimin adını koymuş oldu. Cumhuriyeti tamamen yerleştirebilmek, geçmişe dönmemek adına halifeliğin kaldırılması ve bir toplumu yüceltmek adına sadece erkekler değil, kadınlara da verilen siyasi haklarla 0-34 olarak kodladığımız BMV, kadınlara verilen siyasi haklarla bunu gerçekleştirdi. Çağdaşlaşma, batılılaşma bir sonraki hedefleri içerisindeydi. Sonuçta yaşadığımız çevrede hep yerimizde duramayız. Görüyorsunuz şu an size uzaktan eğitim veriyoruz. Çağ bu kadar ilerlemese, teknoloji bu noktaya gelmese biz bunu size sağlayamazdık belki de. Bu yüzden modern teknolojiyi takip etmek, ülkemizi bu şekilde kalkındırmak bizim için önemli. Her zaman tek hedeflerin bu oldu. Dördüncü ünitede de ana hedef olarak ülkemi diyor çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartacağım. Benim halkım da buna layıktır diyordu. Bu yüzden çağdaşlaşmak adına bir sürü inkılap yaptı. Bazısı siyasi, bazısı ekonomik, bazısı kültürel, bazısı toplumsal alanda, ama birçok alanda hep modernleşmeyi ilke edindi. Biz diyor batıdakileri taklitçilik yapalım diye almadık. Gördüklerimizi yapımıza uygun bulduğumuz için dünya uygarlıkları düzeyinde benimsiyoruz. Yani her zaman milli kültürümüze uyarlıyoruz. Eğitim sisteminde bile milliliği her seferinde önemsiyordu. Mustafa Kemal Atatürk asla taklitçiliği benimsememişti, doğru da bulmamıştı. Gelelim Atatürk'ün ilkeleri, biliyorsunuz cahil adam olarak kodlamıştık biz bunları. Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık, devletçilik, milliyetçilik diye. Bunların içerisinde milli egemenlik cumhuriyetçilikle, bağımsızlık ise milliyetçilikle alakalı. Hak ve hürriyetlerin koruyucusu, halkın tamamına eşit sağlandığı için halkçılıkla bağlantılı, akılcı ve bilimsel, hurafelere inanmıyor. Dolayısıyla laiklikle alakalı, birbiriyle uyumlu, birbirinin tamamlayıcısı, yani tüm
tamamı, hepsi inkılapçılığı bağdaştırıyor. Uygulanabilmiştir. Yani karar verilip ortada kalmamış, mutlaka bizim ülkemize uygun hale getirilmiş. Yasalara uygun hukuk devleti olduğumuz için bununla alakalı yapılan inkılaplar da vardı. Milletimizin ihtiyaçları neyse buna göre gerçekleştirilmiş. Herkesin kabul gördüğü, tüm dünya ülkelerinde ortak kabul edilen evrensel ve barış taraftarı hani özelliklere sahip, tekrar az önce belirttiğimiz gibi taklitçi değil, asla ve asla kimsenin zorlamasıyla yapılmamış, kendi içimizden çıkartmışız, Türk kültürüne bağlı olarak gerçekleştirmişiz bunları. Gelelim öğrendiklerimizi şöyle bir değerlendirmek adına örnek sorularımızda neler var? Atatürk ilkelerin ortak amaçlarından birisi ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartmak. Evet, birçok kez kullandık. Yabancı kültürlerin alınıp Türk kültürüyle birlikte kullanılmasını ister. Burası önemli. Milliliği önemsiyor çünkü. Yabancı kültürlerin alınıp Türk kültürüyle birlikte kullanılmasını ister. Birlikte mi yoksa Türk kültürüne uygun mu? Bununla ilgili tabii tartışılması gerekiyor. İnkılapların yapılmasında dış baskılar etkili olmuştur. Ne dedik? İhtiyaçlardan doğmuş. Dış baskılara göre değil. Akıl ve bilimi rehber edinmiş. Evet. Hemen bakıyoruz SBS'de çıkan soru. Atatürk inkılaplarını yaparken daha çok hangisine önem vermiş? İnkılapları gerçekleştirirken Batı ülkelerinin sahip olduğu kurumları Türkiye'de de oluşturmaya çalışmış. Ancak bunu yaparken Batı'yı ve Batılı kurumları taklit etmemiş. Sadece örnek almış. Türk milletine uygun. O zaman ben millilik arıyorum seçeneklerde. Bakın, milli karaktere uygun olması cevabımız Ceyhan çıktı. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yani hurafelere inanmayacağız. Laiklikle alakalı anahtar sözcüğüm akılcılık ve bilimsellik çıkıyor karşıma. Burada yine ilkeleri vermiş, onlarla ilgili yapılan inkılapları vermiş. Bir bakalım hangi temel esaslar olabilir? Saltanatın kaldırılması, biliyorsunuz tek kişi idaresi, bunun yerine milli egemenliği istiyor. Egemenliği buradan yakaladım zaten. Bir de tarih kurumu, bu dedik kültürle ilgili olacaktı. Dil kurumu olsa belki dil diyebilirdim ama tarih dediği için kültür, cevabım burada benim Adana çıktı. TEOG'da çıkan bir soru, Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği inkılapların temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Bu ilkeleri dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel alanda inkılaplar yapmış. Bunların ortak özelliği ne? Bakıyoruz hemen, birçok alanda yapması uygulanabilir olduğunu gösterir. Evrensellik çıkabilmesi için tüm dünyanın kabul görmüş şeyler olmalıydı. Yani böyle bir sözcük grubu aramalıydım. Barışçı olmasıyla alakalı savaş karşıtı aramalıydım. Bilimsellikte az önce gördüğünüz akıl ve bilim rehberliğinde bunlara bakmam gerekiyordu. Efendiler, bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümeti uşak gibi davranılmayı kaldıramaz. Başkasına uşak olmayacağız. Başkası derken başka bir devlete. O zaman mücadele ne içindi? İşte burada bağımsızlık ve özgürlük için yapılan Kurtuluş Savaşı. Benim yaptığım bütün işler biri ötekine gerekli ve zorunlu olan işler. O zaman demek ki hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bağlantılı, bakıyorum kültür değil, egemenlik bağımsızlık taklitçi değil. Evet, Bursa uyumlu ve tamamlayıcı olması gerekiyor. Bir tane daha. Hemen bakıyorum, tam bağımsız, milli egemenliği esas alması, akıl ve bilim öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle milli birliği, ülke bütünlüğünü koruması. Bunların tamamını alacağım şey elbette ki hangisiyle ilgili vurgu yapmamış. Devletçilik neydi? Ekonomik. Laikliği nereden buldum? Akıl ve bilimin öncülüğünde. Milliyetçiliği nerede buldum? Milli birlik, bağımsızlık, millet sevgisi. Cumhuriyetçiliği nerede buldum? Milli egemenlik. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, yani sakinlik ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahkumdur. Tüm dünyada ne olması lazım, yani Mustafa Kemal'in de önemsediklerinden biri elbette ki ortak hareket etme, milli birlik ve beraberlik olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki
yurtta ve dünyada barış değil mi? Evet, Mustafa Kemal bunu da önemsiyordu. Ama az önce size anlattığım Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslarda yurtta ve dünyada barış yoktu. Milli birlik ve beraberlik vardı. Şimdi gördüğünüz gibi ünite tamamlanmış oluyor. Ünite tamamlandığı için yine Classroom üzerinden teyit edeceğim size ama çantada 276'ya kadar bitirmemizi istiyorum üniteyi. Artı ders kitaplarımızdan, devlet müfredatı olan İnkılap Tarihi ders kitaplarımızdan da 4. ünitenin değerlendirmesini yapmanızı rica ediyorum. Yine sorunuz olursa biliyorsunuz telefonumu verdim size. Cevap anahtarı da gerekirse oradan bana ulaşırsınız. Ben de size cevapları ulaştırırım.